Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ve ezvacihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 6. hakikatin içindeyiz artık. Ona gelmeden önce bayramlarınız mübarek olsun elbette. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle bir kurban bayramına daha eriştik. Kurban kesenlerin Allah bu amellerini kabul etsin. Kesemeyenlerin de bayrama erişmelerini, onda yaptıkları ibadetleri kurban yerine sayarak Cenab-ı Hak yine kurbiyetine vesile eylesin. Elbette kesen kesemeyen bütün müminlerin amacı yine bu bayrama erişmekle Allah'ın kurbiyetine kavuşmaktır. Kurban bir vesiledir, bir ibadettir, bir vaciptir Hanefi mezhebinde. Her şey, her amelimiz Cenab-ı Hakk'a varmak için bir vesiledir. Kurbanı da bu amaçla kesenlerin Cenab-ı Hak niyetlerini, amellerini kabul eylesin. Amin. Evet, 6. hakikatte bir miktar ilerledik demiştik. Burada bir temsil var, temsile kadar geldik. Ama ona gelmezden evvel yine hep yaptığımız gibi en başa bir dönelim. Hangi ayetle yola çıktığımızı hatırlayalım. Biz buraya iki ayeti kerimeyle geldik. Hep söylüyoruz, ilk ayet-i kerimenin gölgesinde dolaşıyoruz. Suretlerde dolaştık, işaretlerde dolaştık. Şimdi hakikatlerde tekrar dolaşıyoruz, tekrar bir tur atıyoruz yani öyle düşünün. O ayet-i kerimeler 10. sözün hemen başında yer alan 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayette فَنْظُرْ اِلَىٰ اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ayeti. Bu ayetin kısa bir meali şöyle, söz basın böyle vermiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti bu. Rum suresinin 50. ayeti. Ayet-i kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda fark ediyoruz ki, haşir uzağımızda, ötemizde, hiç dahlimizin, şahitliğimizin olmadığı bir alanda değil. Hayır, haşir aslında bu kainatta da, yani bu alemde de, daha kıyamet kopmadan, mahşer yaşanmadan da tecelli ediyor. Haşir bir kanun aslında. Bu kanunun son meyvesi olan bizler onu kendi türümüz üzerinden ahirette göreceğiz. Ama daha bu dünyada da haşir kanununun tecellileri var. O kanunun içine dahil olan fertler var. İşte bunun bir misali de bahar. Bahar aynasına baktığımız zaman, bahara bir rahmet eseri olarak baktığımız zaman, orada birçok varlığın ölümden hayata tekrar çağrıldığını görüyoruz. Ölü ağaçların diriltildiğini, birçok türün tekrar varlığa döndüğünü çok kesretli sayılarda fark ediyoruz. O zaman diyoruz ki, ya bu haşir uzakta bir şey değilmiş yani bizim her an şahit olduğumuz, dahil olduğumuz bir süreçmiş haşir. Bir tek bizim haşrimiz bize gözükmüyor. O ne zaman gözükecek? O da işte mahşer günü bize gözükecek. Dünyada gözükenler üzerinden biz mahşer gününde olacağı iman edebiliriz diye anlıyoruz. Ayet-i Kerime bize bu dersi veriyor. Cenab-ı Hakk'ın baharı iktiza eden rahmeti iktiza ediyor ki insan türü de ölümde kalmasın. Kendi hesabına, cennetine, cehennemine, yeniden ikramlara veya cezalara uğramak üzere tekrar varlığa çağrılsın. Yine Cenab-ı Hakk'ın kudreti imkan veriyor ki baharda bu kadar türü varlığa tekrar çağıran Allah, insan türünü de varlığa tekrar çağırabilir yani. Buna kudret açısından bir imkansızlık yok, rahmet açısından da gereklilik var. Evet. Ayet-i Kerime'nin özetle söylediği bize buydu ama tabii derinine inince daha neler neler söylüyor Ayet-i Kerime. Onu da Haşir Risalesi'nde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eseri vesilesiyle, metni vesilesiyle tefekkür etme imkanı bulduk. Pekala,
kaldığımız yerden okumaya devam edelim. Hem de okudukça da tefekkürünü yapalım. Artık tamamını bir seferde okumuyoruz. Burada bir de çok uzun bir haşiyemiz var. Herhalde ona da bir ders ayırmamız gerekecek. Evet, şu hakikate şu temsil dürbünüyle bak ki. Mesela sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Han, yani böyle kervansaray, kalınabilecek bir mesken, otel, motel gibi, ama eskiden han denirmiş onlara. Yolcuların kaldığı yerlermiş. Hem de işte içinde restoranı falan filan da var. Böyle komplike bir yer yani. Bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına, yani süslemesine milyonlar altınlar sarf ediyor. Yalnız bir geceye. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp, o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkatle alıyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın daimi pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir pek büyük bir sehaveti vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor. Ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Diyor, bundan sonra diyor ki, aynen onun gibi şu misafirhaneyi, dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu 9 esası anlarsın diyor. Esaslar başlıyor. Esaslara geçmeden bu temsili bir düşünelim bakalım. Bu temsil bize neler söylüyor? Şimdi şu hakikate temsil dürbünüyle bak diyor. Şu hakikate şu temsil dürbünüyle bak diyor. O hakikat neydi? O üstteki paragrafta geçen hakikatti. Hatırlayalım onu da. Geçen ders konuştuk ama bir hatırlayalım. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse, orada bir saadeti vardır. Evet, öyle sermediği bir saltanat muhaldir ki, şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun. Dedi ama burası bize yetmedi. Bir de üstteki kısmı hatırlayalım. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri, şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşalır. Hem bütün raiyet tecrübeyi hizmet için şu meydanı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Hem bütün o raiyet Sani-i Zülcelal'in kıymetli ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-i alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavül ediyor, giden gelmez, gelen gider. He, şimdi bir parça hatırladık ne olduğunu hakikatin. Hakikat şuydu, dünyadaki hayatın, tecrübenin, yaşantının bir uyuşmazlığı var. Neyle bir uyuşmazlığı var? Raiyetle bir uyuşmazlığı var. Hep diyoruz, insanın bu dünyadaki hali köy yolundaki Ferrari'ye benziyor. Neden kalbimiz tatmin olmuyor? Neden boşluklarımız dolmuyor? Neden
yaptığımız işler bir yerden sonra ya ben bunun için mi var edildim? Bununla yetinemiyorum. Niye hayatım amaçsız geliyor, monotonlaşıyor gibi falan böyle sancılar. Psikologların, psikiyatrların bugünlerde, geçmişten de bugünde de yani çok uğraştığı hastalarında sıkıntılar söz konusu oluyor. Bunun sebebini biz diyoruz ki evet insan dünyada köy yolundaki Ferrari gibi. Cenab-ı Hak bizi cennetin hamuruna göre yarattı. Yani insanoğlunun asıl tatmin olacağı hayat cennet hayatı. Zaten Hazreti Adem babamızla aleyhisselam, Hazreti Havva annemiz cennette yaşıyorlardı. Evet, malzememiz, toprağımız dünyadan ama bizim içimiz cennete göre. Latifelerimiz, zikrimiz, fikrimiz orasıyla, oranın bekasıyla, evet tam işte ben buranın adamıyım, buranın kadınıyım, buranın ehliyim, ahalisiyim diyebilecek yapıda yaratılmış. Şimdi ama ceza olarak Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin bir sırrı, hikmet gereği dünyaya gönderilmesiyle bu dünyadaki hayatımız başladı. Onda ne var? Onda da insanın cennete layık olması için bir tecrübeden geçmesinin gerekliliği var. Hem cennete hem cehenneme. Cennetteki hayatta şunu gördük biz. İrademize bırakılmış alanlarda biz tecrübemiz olmazsa, dilimiz yanmazsa yoğurdu üfleyerek yemiyoruz. O kıssa nasıldı hatırlayacaksınız. Adem Aleyhisselam'a, Havva annemize cennetin tamamı serbest edildi. Ancak bir ağaç yasaklandı. O ağacın meyvesinden yemeyin dendi. İradelerine bir alan bırakıldı. Cüz'i irade yani orada bir alan bırakıldı onlara. Yenmeyin dendi ama yenebilme imkanı da verildi. Ve şeytan aleyhillâne bu imkandan istifade ederek, Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin tecrübesizlerinden istifade ederek ne yaptı onlara? Dedi ki siz dedi burada kalırsanız işte sonsuz olacaksınız falan. Bu meyveden yerseniz burada sonsuza dek kalacaksınız falan. Allah o yüzden sizi yedirmiyor falan gibi bir hile, bir cerbeze, bir oyun çevirdi orada. Ademoğlu da Adem babası ve Havva annesinin tecrübesiyle yani gözüküyor ki bir toyluğu yaşadı. Yani orada düştü tuzağa. Neden? Tecrübesizlikten. Cenab-ı Hakk'ın men ettiğinin her şekilde men edilmesi gereken olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın hem emrinde hem nehyinde hayır olduğunu, Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz o tecrübeyle yaşadılar. O gördükleri şey, muamele, cennetten kovulup dünyaya inmeler onlara gösterdi ki, Cenab-ı Hak ne emrediyorsa hayır orada. Onun yalancı çıkması, haşa yanlış çıkması mümkün değil. O meyveyi yememelilerdi. İkinci bir ihtimal yoktu yani. Allah men ettiği halde o meyvenin hayırlı olması gibi bir ihtimal yoktu. Allah neyi emrediyorsa o hayırlıydı. Neyi nehyediyorsa o şerdi. Şimdi onu onun üzerinden gördü onlar. Biz kendi imtihanımıza dönelim. Biz neyin tecrübesini yaşıyoruz? Ya vallahi biz de aynı tecrübeyi yaşıyoruz. Bak mesela işte ben işte büyüyorum, gençlik çağıma geliyorum. İşte önümde günahların alanı açılıyor. Düşüyorum, düşmüyorum. Düştüklerimde bir zaman sonra görüyorum ki ya bunları yapmamak lazımmış. Bak bunları yaptık başımıza şunlar geldi. Mutlaka her günahın insanın sosyal hayatına verdiği zararlar var yani. Gıybet öyle, zina öyle, faiz öyle, gerek bireysel gerek toplumsal açıdan geri dönüşleri var. Biz o tecrübeyi yaşıyoruz veya işte alkol tüketmek. Alkol vücuda zarar vermiyor mu yani? Çok alkol tüketenler sonra o yalçın menteş gibi toprağı bol olsun. Adam pişman oldu yani keşke o kadar alkol kullanmasaydım falan filan. Sağını solunu da kestiler herhalde. Mesela Ferdi Tayfur da öyle yanlış bilmiyorsam onun da böyle çok uzvunu kestiler. O hala hayatta da yalçın menteş vefat etti. İnsan o tecrübeden geçerek diyor ki ya Allah'ın emrettiği gibi olmalıymışız. Ha bu dünyada uyanamazsa o mahşer günü tekrar uyanacak. O amel defterleri verildiğinde Cenab-ı Hak bizi amel defterleri hayırla dolu olan sağından verilenlerden eylesin yani solundan verilenlerden arkasından verilenlerden eylemesin.
Burada uyanmayan orada uyanacak. Ama her şekilde o süreci yaşamakla öğrenecek ki cennette Allah'ın dediği gibi olan hayırlı. Yani orada artık acaba yok. Zaten imtihan da bitiyor. Orada artık acaba kalmayacak. Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin o tecrübesinden bizim imtihanımız falan gösteriyor ki insanda bir yarımlık var. O yarımlık burada tamamlanıyor. Tecrübeyle tamamlanıyor. Yaşayarak tamamlanıyor. Görerek tamamlanıyor. Amel ederek tamamlanıyor. Biz cennete vardığımızda artık kafamızda şey kalmıyor. Ya şu ağaca gitsek mi gelmesek mi falan mevzusu kalmıyor. Biliyoruz ki yani öyle olmalı. Bak dünyada da öyleydi çünkü. Yasaksa yasak. Evet, o tecrübeden geçtik, geçiyoruz. Bu dünyada onu yaşıyoruz. Ama işte o yarımlıkta gitmiyor arkadaş. Buralı da değiliz tam. Evet, malzememizde buradan şey var. Bedenimiz buralı. Toprağından yaratılmış. Nefsimiz bedenle ilişkisinden dolayı buralı. Seviyor yani bu fani şeyleri. Ama ruh, ama vicdan, ama sair latifeler. Onlar diyorlar ki yok bu kadarcık olamayız biz diyorlar ya. Akıl. Akıl bile diyor ki biz bu kadarcık olamayız ya. Yani bak bu kadar sanatla yaratılmış falan filan. Ne incelikler var bende. Neler neler hayal ediyorum. Neler neler yapmaya çalışıyorum da çoğuna ömrüm de yetmiyor. Mesela okumak istediğimiz kitaplar var. Ya yetmiyor, ömrün de yetmiyor. Okumak istediklerine bile ömrün yetmiyor. Gerçekleştirmek istediklerine, gezmek istediklerine, düşünmek istediklerine, onlara da yetmiyor ömrün. Ha o zaman diyorsun ki ya ben bunlar niye kondu o zaman? Bu kadarcık salem, bu kadarcığa göre yaratılmalıydım, hayvan gibi olmalıydım. Ama ben hayvan gibi değilim, o zaman bu iş de bu kadarcık değil. Bak işte o uyumsuzluk, parça bütün uyumsuzluğu bu dünya açısından. Ya buralıyım, buradan da parçalarım var ama tam da buralı gibi değilim. Sanki daha ötesi de var. Bu da sezdirilmiş bana. E o zaman niye bu yarımlıkla, bu ikircikle ben buradayım? Heh. İşte onun düğümü burada bu temsille çözülmeye başlıyor arkadaşlar. Şu hakikate şu temsil dürbünüyle bak ki. Mesela sen yolda gidiyorsun. Bir yere varmak için gidiyorsun. Yol araçtır. Yol bizzat kendisi meşgul olunacak şey değildir yani. Ha. Hiç mi keyif alınmaz? Elbette manzarayı izlerken bir keyif alıyorsunuz. Durakta mesela ara şeylerde oranın yiyeceği, içeceği neyse meşhur onlardan sebeplenirken bir lezzet alıyorsunuz, sevinç duyuyorsunuz falan filan. Ama kalmaman lazım orada. Yani şurada bir 3 ay dürüm yiyeyim, buranın dürümü iyiymiş. Burada kalayım ben 10 yıl, 20 yıl dürüm yiyeyim. Olmaz öyle bir şey. Gideceğin yer neresi? Oraya gitmeye çalışırsın. Orada İşte 15 dakika, 20 dakika ne kadar mola gerekiyorsa onun kadar tüketirsin. Bir porsiyon, iki porsiyon. Yani orada günlerce kalmazsın. Zaten kalacak paran da yoktur. Öyle bir imkan da yoktur. O kadar da yedirmezler sana zaten orada. Yol yolcunun amacı değildir. Yol yolcunun arkada bırakacağıdır. Az biraz oyalanacağıdır. Tadacağı ama doymayacağıdır yani. Bu yüzden biz dünyada tam bir tatmin yaşayamıyoruz. Çünkü biz dünyanın yolcusuyuz. Kalıcısı değiliz. Kalamıyoruz. Hem biz mekanımızda kalamıyoruz. Hem nesneler bizde kalamıyor. Yani bu yolculuk iki taraflı da bir yolculuk. Şöyle anlatayım. Bir, dünya bizim üstümüzden akıp gidiyor. İki, biz dünyanın içinden akıp gidiyoruz. Şimdi ben mesela doğduğum günkü Ahmet miyim? Hayır. Sürekli büyüyorum, değişiyorum, gelişiyorum. Bazı huylarımı bırakıyorum, bazı huylar ediniyorum. Bazı sevdiklerimi artık sevmiyorum. Bazı sevmediklerimi artık seviyorum. Bak ben değişiyorum, dünya da beni tutamıyor. Hep aynı Ahmet değilim ki ben. Üstelik mesela yaşlanıyorum. Dünyevi lezzetlerden elim çekilmeye başlıyor. Maillerim kırılmaya başlıyor. Ne oldu? Dünya beni tutamıyor artık. Bak gidiyorum ben. Gidecek olduğum belli oluyor. Çürüyor bedenim. Hani sanki avucumda sıktıkça dünya beni ufalıyorum. Kum oluyorum. Toprak oluyorum. Dünya beni tutamıyor. Ben de dünyayı tutamıyorum. Ondan parçalar bende durmuyor. Ağzıma işte yukarıda yeğenlerimle çay içtim. Bisküvi yedim.
bisküviyi ağzıma koydum. Yedim. Bir iki dakika onunla benim bir hukukum oldu. Şu an bak o dilimde o tat yok. Bak. Dişlerimi de fırçaladım. Belki ondan da olabilir. Yani bak o hukuk kesildi artık. Bisküvinin tadı hafızamda bir parça nesne olarak var ama tabii ki de o hatırlamak o şeyin yerini tutmuyor. Yani kimse hatırladığı nesneyi mesela o şuranın köftesi ne güzeldi diyor ama bir güzellik hatırlıyor ama o güzellik diline gelmiyor mesela tam olarak. Bak gitti. Tutamıyorum. Gördüm güzellikleri çok etrafta. Ama bak şu an odamdayım. Duvarlar içindeyim. Artık gözümde değil onlar. Hayal ediyorum. Bütünü gelmiyor. Güzel bir şey gördüğümü hatırlıyorum sadece. Neydi o güzellik tam detayında, inceliğinde, parça parça, nokta nokta, piksel piksel? Yok. Yol hali bu arkadaşlar. Yani insanın kendi hayatında uyanması gereken bir şey. Biz yoldayız şu an. Bu işler yol işi. İnsan yolda giderken yine Bediüzzaman Hazretleri'nin o tren örneği vardır. Meyve ağaçları geçiyor mesela. Yoldayken onları almaya çalışırsanız ne yapar? Yani çok tutarsanız dalı o gidiyor. Daha doğrusu tren gidiyor. O yerinde duruyor. Ama ikiniz de birbirinize göre hareket ediyor gibisiniz. Dallar avucunuzdan çekilirken sizi kanata kanata giderler. Yani kan olur elleriniz hep. Çizilir, parçalanır. Onları tutmaya çalışmaktan. Bu dünyada kalmaya çalışanın da kalbi aynı böyle oluyor. Bedeni aynı böyle oluyor. Ruh aynı böyle oluyor. O kalma çabası ikiniz de hareket ettiğinizden, Allah böyle yazmadığından, bu dünyayı imtihan şeyi kıldığından siz de parçalanıyorsunuz, o da parçalanıyor. Ya işte birini çok sevdim, bana yar olmadı. Adam kafayı yiyor ondan sonra. Ne potansiyeller, ne gençler o şey mevzusundan, gönül mevzularına aşamamaktan sebepleri mahvolup gidiyorlar. Halbuki düşünse ki ya ben yolcu halindeyim. Bana Allah burada bir şeyi öğretti. Onun üzerinden, Mecnun'a, Leyla üzerinden ne öğretildi? Aşık olmak öğretildi, sevmek öğretildi. Yani bir cemal var, bu o değildi. Yani o Leyla değil ona layık olan. Ama sen baki birisine böyle bir his duyabilirsin. İşte Leyla Leyla derken Mevla'yı bulmak denilen şey bu. Yani Mecnun aşık olmayı öğrendi. Leyla aşık olmanın vesilesiydi. Mecnun'un aşık olacağını öğrenip onu Allah'a yönlendirmeliydi ki onda o tecrübe oldu. Hani Mevlana Hazretlerinin, Celaleddin Rumi Hazretlerinin Kuddisesi Ruh bir sözü var. Mesnevisinde geçiyor galiba. Şarap da bizden sarhoş oldu diyor. Bana çok ilginç gelir. Yani biz diyoruz ki şarap bizi sarhoş etti. O diyor ki şarap da bizden öğrendi sarhoş olmayı. Yani insanın bu dünyadaki varlığı da aynı zamanda sebebin sebebi. Geriye gidersek biz diyoruz ki Leyla Mecnun'u öğretti. Bir taraftan da aslında Mecnun'daki aşk açılsın diye Leyla var oldu. Gibi gibi buraya girmeyeyim şimdi. Çok dallandı budaklandı iş şey yapıyor. Hani o kim önce kim sonra kim neden kim sonuç biraz böyle resme bütün baktığınız zaman o iş o kadar net değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neden mi sonuç mu? Hem neden hem sonuç. Hem neden onun nurundan yaratıldı bu alem. Onun hakikatinden yaratıldı bu alem potansiyelinden. Hem de sonuç. Ağaç da meyve olarak yine tohumu verdi. Bir ağaç hem tohumundan, meyvesinden çıkıyor hem de neticesinde yine meyveyi veriyor. Meyve neden mi sonuç mu? Hem neden hem sonuç. Evet, kaderin bütünlüğü buradan da şeyi nazarımıza çarpıyor yani. Olaylar, o döngü bir kaderin varlığını gerekli kılıyor. Evet, sen yolda gidiyorsun. Bu hal yol hali. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Yolda da mutlaka bir yerlerde konaklanır. İnsan sürekli hareket halinde olmaz. Dinlenmesi gerekir, oyalanması gerekir. Yol halini bir parça unutması gerekir. Çünkü o sürekli seyahat hali de insanı iyi yapmıyor, iyi etkilemiyor. Gaflet anları da gerekiyor. Gerekiyor diyorum hani bu çok hünermiş gibi söylemiyorum ama
Cenab-ı Hak böyle bir kanun da yaratmış. Ne yaratmışsa hikmetle yaratmış. Elbette bu gafletin de bir hikmeti var insanda. Mesela bizim hayatta çok korktuğumuz şeyler vardır ki, kimisi örümcekten korkar, kimi karanlıktan korkar, kimi atıyorum başka bir şeyden, şundan bundan korkar. Ama bütün gün ondan korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. Neden? O korkunun kaynağına karşı gafletimizden. Unutuyoruz. Aklımıza gelmiyor. Veya işte büyük bir acı yaşadınız mesela. Çok sarsıcı bir şey. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta, üç hafta bakıyorsunuz aşmışsınız inşallah yani. O şey acı gidiyor. Yüzünüze tekrar gürcük geliyor. Niye geliyor? Gafletinizden. Yani Cenab-ı Hak tesirini alıyor sizden, onu azaltıyor. Neyle? Gafletiyle. O kadar hatırınıza gelmiyor artık. Hatırınıza gelse yine o şey olacak, tesir olacak. Bir ölçüde mesafe konuluyor aranıza lütfu ilahiyle. Gafletin burada elbette bir hikmeti var. Üstad da bir yerde diyor ya, nisyan, nasıl diyordu onu? Musibet anında nisyan bazı kişilerde diyor tercih olunur. Niye? Çünkü isyan edecek. Unutkan olsa, unutsa daha iyi olur onun için. Acısını unutsa, hatırlamasa daha iyi oluyor onun için. Ki şok anlarında da insanın biliyorsunuz hafızası gider. Büyük acı yaşadığında bazen o adam kendine geldiğinde hatırlamıyor. Ne oldu diyor. Beyin onu sanki siliyor yani. O tesirinden kurtulsun diye Cenab-ı Hak öyle bir kanun da demek ki yaratmış. Vücut o şeyin tesirini üzerinden silmek için unutturuyor sahibine. Gibi gibi. Bunun katmanlarını düşünün arkadaşlar. Yani gafletimizden tekrar hayata bağlanıyoruz. Bunu bir hadis-i şerif olarak okuduğumu hatırlıyorum ama kaynağı aklıma gelmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye şeyi anlatıyor. Yani nefsiniz olmasaydı, nefis niye var? Onun hikmetini açıklama babındaydı galiba. Hadis diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir. Değilse düzeltirsiniz. Diyor ki eğer nefsiniz olmasaydı diyor sahabeye, ben size burada cehennemi anlatıyorum, oradaki azabı anlatıyorum, mahşerin korkunç, dehşetli tablolarını anlatıyorum. Diyor nefsiniz olmasaydı siz diyor kendinizi dağlara vururdunuz bunların diyor korkusundan diyor. Hayvanlar gibi dağlarda diyor ot yiyerek hani böyle yabani bir şekilde yaşardı ve ölürdünüz diyor korkudan. Böyle deli olurdunuz gibi. Böyle bir şeyle tasvir ediyor. Cümleler bana ait. Niye? Çünkü nefsimiz bize unutturuyor o anlatılan korkuyu. Bakınız korona hastalığı diye bir hastalık vardı. Ne kadar korktuk ilk zamanlarında, ne komple teoriler ne dehşetler. Bugün ben indim mesela Avcılar Meydanı'na, 100 kişiden bir kişi maske takıyor. Belki de tek maske takan bendim yani. Niye? Unutuldu. O dehşeti, korkusu, endişesi bak bırakıyor kendisini yavaş yavaş. Bazen de mesela Allah göstermesin deprem oluyor. Şiddetli olursa artık o depremi şeyi epey devam ediyor. Sürekli mesela komplo teorileri geziyor. Komşu kapıyı çalıyor. Diyor ki bak yine deprem olacakmış bu akşam. Haber almışlar. Ama sakın eve girmeyin. Ya diyorsun bunun haberi olmuyor. Bilimsel olarak önceden bilinemiyor. Yok kesin haber almışlar. Sakın eve girmeyin. Öyle sürekli komplo teorileri, sürekli dışarılarda yatmalar falan. Ama gaflet geldikten sonra bir iki ay sonra tekrar hayata dönüyorsunuz. Tekrar eve giriyorsunuz. O şoka atlatıyorsunuz. Yani gafletin de hikmeti var. O yol içinde de bir ham var. Yani bir parça gafletle muhatap edildiğimiz, yol halini unuttuğumuz, dinlendiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz mekanlar var. Bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O hanın da bir amacı var. Cenab-ı Hak haşa sümme haşa biz cehenneme gidelim illa dünyada kimse şeye bulamasın, cennetin yolunu bulamasın, buralara aldansın, düşsünler falan diye haşa o niyetle yapmamış Cenab-ı Hak ya. Buna da ihtiyacım var çünkü. Misafirler için yapılmış bir oyalanma, bir dinlence, bir ne diyelim, bir parça o insanlığın sıkletinden kurtulma şeyi bırakmış bize merhametinden, kereminden. İmtihanın, emanetin sıkletinden kurtulmak için bir alan açmış. Ama o alan da zaten yine onun ayetleriyle dolu. Görebilen için, bakabilen için. Bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için, yani gezinti ve ibretleri için
o hanın tez o misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına, yani süslemesine milyonlar altınlar sarf ediyor. Bak, bir gece kalacaklar ama korkunç masraf. Büyük sanatlar var, büyük işler dönüyor. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve pek az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Açık büfe ama tabldotlar küçük veya kalma süreniz kısa. Yapılmış ama tam da doyulamıyor yani. Dünyadaki halimizi düşünün. Tadıyoruz ama tam o bizle kalmıyor. Mesela işte baklava diye bir şey var. Güllüoğlu baklava, İmam Çağdaş markalara da girdik, reklam sayılmasın. Şimdi yediniz onu ama o tat sizde kalmıyor. Bakın, tüketseniz bile değişmiyor durum. Bir dilim, ilk dilim çok lezzetli yediniz. İkinci dilim çok lezzetli. 3, 4, 5. Bak, ondan sonra tamam ya, çok şey. Bak, o tat gitti artık. O lezzet kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü şeyin tabiatı böyle. Yeseniz bile sizde durmuyor. Çok lezzetli bir yemek. Bir tabak yersiniz, iki tabak, üç. Abi dört daha tamam. Eziyet oluyor yani. Aynı şey, malzeme aynı, tat aynı ama artık size eziyet olmaya başlıyor. Kalmayın diye, yol hali. Pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Dünyanın hali böyle. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Aldık mı aldık. Baklava nedir biliyoruz. Tarhana çorbası nedir biliyoruz. Acı, tatlı, tuzlu nedir biliyoruz. Üzüntülü, neşeli, ne diyelim, öfkeli, şu bu, bütün hisler, duygular, latifeler, tecrübeler, hepsini düşünün. Artık bunlar nedir biliyoruz, ne nedir yaşadık. Ucundan, kenarından tadını aldık. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Sonsuzluk. Seziyoruz yani, böyle bir şey var. Ama verilmiyor şu an. Ama var. Bilgisini edindik. Kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Allah'ın bu ismi de varmış. Allah'ın bu ikramı da varmış. Allah'ın bu nimeti de varmış. Allah bunu da yaratmış. Allah şunu da yaratmış. Allah bize bu hissi de yaşatabiliyor. Allah bize şu hissi de yaşatabiliyor. Ondan sonra bunu da veriyor, bundan sonra onu da alabiliyor falan gibi bir sürü şeyi Cenab-ı Hak bu dünyada yaşatıyor bize, öğretiyor. Biz de fotoğraflarımızı suretlerini alıyoruz. İnsaniyetimiz ekleniyor bunlar. Biz artık birçok şey yaşamış bir insanız. Doğduğumuz gibi değiliz, boş değiliz. Haritamızda çok şeyler işlendi. Tabiri caizse olgunlaştık. Gördük, geçirdik. Hani öyle derler. Çok görmüş, geçirmiş bir adam derler. Tecrübesini anlatmak için. İşte bunun payı var. Çok fotoğraf aldı. Yaşamak nedir bildi yani. Hem o büyük zatın hizmetkarları da o misafirlerin sureti muamelelerine gayet dikkatle alıyorlar ve kaydediyorlar. İnsan da kaydediliyor. Nasıl ki kendisi fotoğraf alıyor, hafızasında olsun, tecrübesinde olsun, duygularında olsun, onlardan izler biriktiriyor. Tıpkı onun gibi de melek kardeşlerimiz bizden izler biriktiriyor. Dahası zaten her yerde iz bırakıyoruz. Şimdi ben mesela nerelerde yürüdüm bugün? Gittiğim her yerde oturdum, parmağımı sürdüm, elimi sürdüm, izim kaldı. Terim damladı, DNA'm kaldı, bilmem şu oldu, bu oldu. Sesim konuştum, ses izi bıraktım her yerde. Bu da bildiklerimiz, bir de bilmediklerimiz. Belki ısı izleri de bırakıyoruz. Ne bileyim, ışık izleri de bırakıyoruz. Belki daha bilemediğimiz dalgalarda insan izler bırakarak dolaşıyor alemin her yerinde. Böyle maddi izlerimiz olduğu gibi, ki işte CSI dizileri falan çok bunları işlediler. Kriminal davalarda hep o izlerden insan bulunuyor değil mi? Katiller, suçlular nasıl bulunuyor? Bıraktıkları izlerden. Şey diyordu, CSI Las Vegas'ta mıydı bir bölümünde şey diyordu. Cinayet alanı katilin resim sergisidir mi diyordu. Öyle bir şey diyordu. Yani
Her tarafta o vardır aslında. İmzasıdır her taraf onun. Görebilirsen adam ben buradaydım, ben yaptım, ben ettim. Her tarafta bir iz bırakmıştır diyor. Eğer doğru bir şekilde incelerseniz oradaki polis öyle bir örnek veriyordu. Maddi izlerimiz var. Bundan aşkın melekler de kayıt alıyor. Nurani izlerimiz de var. O şuursuz tarafı. İzin şuursuz tarafı da var. Bir de şuurlu tarafı var. Nasıl ki varlıkta tesbihatın bir şuursuz tarafı var. Taşlar, cümle varlıklar şuursuz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlar. Görevlerini layıkıyla yapmalarıyla da bunu anlıyoruz. Bir de bizim şuurlu zikrimiz var. Dilimizle, aklımızla ne yaptığımızı bilerek ibadet ediyoruz, tefekkür ediyoruz vesaire. Tıpkı bunun gibi kaydın da şuursuzu var. Varlıkta görüyoruz. Sesimiz, kokumuz, tenimiz, terimiz, her şeyimiz iz bırakıyor sağda solda. Onun gibi de melek kardeşler de o izlerin şuurlu tarafını yapıyorlar. Varlıkta şuursuzunu gördüğünüz için şuurlusu da var arkadaşlar. Sanki böyle Cenab-ı Hak perde perde yapmış. Şuurlusu, şuursuzu var yani varlığın hep böyle. Şuursuzu varsa şuurlusu da var. Mesela bizim hafızamızda ona bir örnek. Evet. O büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkatle alıyorlar ve kaydediyorlar. Kur'an'da, sünnette zaten bununla ilgili haberler yeterince mevcut. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetdar tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Yani şu varlığın hangi günü tam olarak diğerinin eşiti? Geçelim günü. Hangi anı diğer anın birebir eşiti? O kadar masraf edildi. Kiraz ağacı diye bir şey yaratıldı. O kadar masraf edildi. Kiraz meyveleri oldu. Ya kaç gün sürdü kiraz meyveleri? Bir ay sürsün. Ondan sonra şimdi geçti vakitleri. Döküldüler. İncirin vakti geliyor veya başka meyvelerin vakti geliyor. O dağılıyor, o dikiliyor. O dağılıyor, o dikiliyor. Ama yapılırken de çok masraflı işler bunlar ya. O kıymetler tezyinatın çoğunu tahrip eder, yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki? Bu yolda bu hanı yapan zatın daimi, pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir, kalıcı, devamlı, pek büyük bir sehaveti vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile, misafirlerini kendi yanında bulunan şeyleri iştahlarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Bu işte meydanlarda falan siz de denk gelirsiniz. Orada ressamlar falan bazen resim yapıyorlar. Şimdi o adamlar için kendi sanatları öyle kolay ki. Hani tabiri caizse o resmin geldiği yerde o kadar çok hazine var ki o istidat, kabiliyet veya işte yetenek güzelliği diyelim. Siz diyorsunuz ki ya yazık değil, mesela bir resim yapıyor. Bir yerinde diyor ki ya şurası olmadı diyor. Onun mesela diyelim tuvali nasıl yapıyorlarsa temizliyorlar. Bir maddesi var onda herhalde. Onu temizliyor. Tuvali başka bir şey için kullanıyor veya üstüne başka bir boya çekiyor. Onun üstüne başka bir resim yapıyor. Siz diyorsunuz ki içinizden ya acıyorsunuz, o kadar emek var. O acımıyor. Onun acımaması neyi gösteriyor? Onun için hiçbir zorluğu olmadığını gösteriyor. Yani benim için o resmi yapmak zor. O yüzden ben acıyorum. Çünkü onun tekrarını yapamayacağım. Ben yapmıyorum zaten, öyle bir şey beceremiyorum da. Kendi zorluğumdan diyorum ki ya bak bu ziyan oldu, böyle geçici, hemen gitti, dağıldı, döküldü falan. Yerine yenisi yapıldı. Yazık oldu diyorum. Ama ressam için onun bir güçlüğü yok. İşte o Bob Ross vardı ya, kıvırcık saçlı ressam. Adam hemen şurada şu olsun, burada bu olsun, tık 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 pıt 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 yapıyordu hemen. Şurada bir güneş hayal edelim, şurada neşeli bir ağaç olsun, şurada neşeli bir bilmem sığır olsun, bilmem ne sığır demiyordu da. Yani hayal ediyor, tık diye yapıyor. Şimdi o adamın bir şeyin üstünü karalamak, tekrar yapmak güçlüğü değil ki. O orada sanatını gösteriyor sana. Geldiği yerdeki madeni gösteriyor. Ben diyor her türlü yaparım bunu diyor. Boyam da çok, yeteneğim de çok. Elimden geliyor bu iş diyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yaptığı bu hızlı değişiklikler, bu dönüşümler,
bu kalmamalarda şunu hissettirmeli bize. Ya Cenab-ı Hakk'ın bunlara kaynaklık eden daimi hazineleri var. Cemal, benim yüzümde bir gösteriyor, başkasının yüzünde bir gösteriyor, çocuğun yüzünde bir gösteriyor. Ama her günde değiştire değiştire gösteriyor gösteriyor. Şunu düşünmeliyiz ya, Cenab-ı Hakk'ın cemali diye bir hazinesi var. Bu gördüklerim hep oradan sızma. Ama buradakiler hiçbir şey değil. Çünkü bak hemen siliyor yenisini yapıyor. Siliyor yenisini yapıyor. Babası gidiyor oğlunu yapıyor. Oğlu gidiyor torununu yapıyor. Torunu gidiyor onun oğlunu yapıyor. Yani o şeyde ona bir zorluk yok gibi. Gibisi fazla yok zaten. Bu kadar değişim ancak onunla açıklanır. Yani işte Cenab-ı Hakk'ın bu şeyini gördüğümüz zaman da bu büyük değişimi, dönüşümü aklımıza hemen şu gelmeli. Ya bu kadar kolaysa bunlar onun için, bu kadar sık değişiklik kolaylık işaretidir. Zorlansa böyle yapmazdı. Haşa, onda zorluk yok zaten. Her şeye gücü yeter. Ayet-i Kerime söylemişti zaten başta. Ve hevâlâ küllü şeyin kadir diye. O zaman şunu düşünmeliyim. Bunların geldiği yerde bunda hazine var ya. Yani sonsuz hazine var. Yoksa bu kadar olamaz yani. Değişim, dönüşüm, faniyat bana bakiyattan haber vermeli. Faniyata bakıp bakiyatın olmayacağına ihtimal vermek aslında yanlış. Doğrusu faniyatın şiddetine bakıp şiddetlendikçe bakiyatın daha şiddetli, daha çok olduğuna kanaat getirmek. Bir adam var, bir ayda resim yapabiliyor. Bir ayda bir resim değiştiriyor. Bir adam var, dakikada bir resim yapıyor, dakikada bir değiştiriyor. Şimdi onun mu hazinesi daha çok, bunun mu hazinesi daha çok? Değişim şiddetlendi, faniyat şiddetlendi. Ama benim okumam ne oldu? O diğerinin daha çok hazinesi, boyası, yeteneği var ki bu kadar sık değiştirebiliyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kainatta bu anlarda yaptığı, her an yeni bir kainat yaratmak gibi yüksek değişimler, dönüşümler, olaylar, hadiseler, işte o Çin atı sözü var ya, aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız diye, onun gibi. Şimdi düşündürmeli ki ya nasıl bir bakiyat var bunun arkasındaki bunlar. Hiç yani bu kadar değişim, hiç sıkıntı yok, anlarda bile oluyor. Nasıl bir coşkun sel arkasında, nasıl bir bitmez tükenmez hazine var arkasında. Bu teraşuh sonlanmıyor. Bunu düşünmek lazım. Cümle de onu söylüyor işte. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetli tezyinatın çoğunu tahrip eder, yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın daimi, pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir pek büyük bir sehaveti vardır. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini, kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Burada yeteneğini gösteriyor ressam meydanda, yeni yeni şeyler yaparak diyor. Bak neler neler yapabiliyorum. Ne için? Benim ressamlığımı bil. Asıl sergide neler yapacağım? La teşbih ve la temsil. Bu dünyadaki değişimde Cenab-ı Hak bize esmalarını, isimlerini, sıfatlarını gösteriyor. Tecedilerini her andaki büyük değişimlerle, dönüşümlerle gösteriyor. Ne için? Bak ahirette daha neler yaratacağım. Bunların kaynağında neler neler var. Tadımlık bunlar. Bir kokla, bir alış, bir fark et. Öteye heyecanlan. Öteyi amaçla. Öteye sabitlen. Bu yola kanma. Yolda oyalanma. Yola bağlanma, asıl gideceğin menzile konsantre ol diye bu derste böyle şeyler var. Evet arkadaşlar, bundan sonra esaslar bahsi geçiyor ama esaslar bahsine girmeyelim. Esasları da inşallah yarından itibaren konuşmaya başlayalım. Esasların içinde çünkü bir de uzun haşiye var. Onu belki bir ders yaparız demiştim. Öyle düşünüyorum. Çünkü uzun, bayağı uzun bir haşiye o. O zaman bu dersi biraz erken bitirmiş olalım inşallah. Yarın veya daha sonraki gün 6. hakikatte esaslar üzerine muhabbetimiz başlaması üzerine Allah'a emanet olun diyelim.
Tekrardan kurban bayramlarınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu günlerde kesilen kurbanları cümlemizin rızasına daha karib olması, yakınlaşması adına dergâh-ı ilahinde kabul buyursun, vesile eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vâhu velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.